Selamlar herkese. Bir süre ara verdim video kayıtlarına. Sebebi de alttaki referans fotoğrafların hangi zoom level'da olursa olsun pek işe yaramadıklarını gördüm. Yani görüyordum zaten de benim gibi takıntılı bir adamın onlarla uğraşması herhalde ebediyete kadar sürer. Dolayısıyla Google Earth Pro programının 4K çözünürlükte sol tarafta gördüğünüz 119 görüntüsünü aldım. Bunların 198 tanesini birleştirdim ve burada gördüğünüz alttaki resmi oluşturdum. Şimdi çok daha net görebiliyorum alttaki çizgilerin ya da asfaltın ya da binaların ne olduğunu. Dolayısıyla da daha düzgün bir çalışma çıkaracağız düşüncesiyle. Belki inanmayacaksınız ama baştan başladım. Tabii baştan başladım derken bir önceki çalışmalardan sırasıyla kopya ederek, yeni bir dosyaya alarak sıfırdan bir dosya oluşturmaya karar verdim. Çünkü öbür türlüsü beni çok kasıyordu yani açıkçası. Yeni tabirle geriyordu. Şimdi şöyle yapalım. Markings. Şunları bir kilitleyelim. Şu gördüğünüz, önce bunları söyleyeyim. Mesela 120 numaralı görüntü bu. Bunu büyüttüğünüz zaman burası %44.4'üne denk geliyor. Yani %126'sına denk geldiği zaman hani şunu biliyoruz ki burası 34 right, 16 left pistine çıkış taksi yolu. Dolayısıyla her şey çok daha, çizgiler çok daha düzgün. Yani bu görüntüleri şeyde kullanamayacağımızı düşünüyoruz, bilmiyorum. Yani belki altyapısında hani şu boşlukları değerlendirmek için kes yapıştır yöntemi ile Kamil hocam halledebilirse onu o şekilde herhalde halleder yani halledebilirse derken vakti olursa öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü her ne kadar bunlar düzgün gördüğümüzü düşündüğümüz görüntüler olsa da mesela gidelim şuradaki eğime bakın kenardaki çizgi yavaş yavaş kayboluyor. Yani bunlar ne olursa olsun ufak tefek sağa sola eğilip bükülmüş, uzatılmış, söndürülmüş fotoğraflar. Burada da eğimi görüyorsunuz. Yani bilmiyorum ama hani ben mühendisi olsam bu işin bir ucundan bir ucuna ip çekerim, boyayı öyle yaparım. Böyle eğri büğrü boya yapmam. Yani yapıldığını da zannetmiyorum. Zemin eğri olabilir ama yön pek pistte en azından eğri olmaz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu görüntüler çok daha öncekilere nazaran net ve en azından hepsi aynı çözünürlükte. Yani kimse işte burası şöyle 16 zoom level, öbür taraf bilmem 22 zoom level birbirine yapıştım arada 5 metre fark var. Yani o tür bir şey yok. En azından devamlılığı var. Tabii devamlılık da bize çok büyük yarar sağlıyor. Yani neyin nerede olduğunu görebiliyoruz en azından düzgün bir şekilde. Bunları dediğim gibi birleştirdim. Yani bunun 98 tanesini kullandım. Daha doğrusu 0'dan 98'e kadar olanları kullandım. Ondan sonrasını tekrar bir başka şey için tekrar kopyalamıştım. Onları kullanmadım. Böylece
fear'ları ve körükleri düzgünce yerleştirme imkanımız da olacaktır. Ondan sonra ne yaptım? Alt görüntüyü yaptıktan sonra ilk olarak pistleri tabii aldım. Şu lüzumsuzları bir kaldırayım. Ondan sonra ışıklar zaten bir şey yer tutmaz. Bu da yer tutmaz aslına bakarsanız. Pavement dursun. Taxiway dursun. Hatta bunun kilidini açalım. Objeleri yani çok fark etmez. Çok fazla bir şey yok şu anda. Çizgiler. Onu da kilitleyelim. Ve şimdilik gözden kaybedelim. Referans imaj. Exclusion şu anda ihtiyacım yok. Zaten bir zararı da yok bize. Ortofotolar şimdilik gizleyebiliriz. Ne yaptık şimdi? Referans imajımız bu. Yani birleştirdiğim 98 fotoğraf. Ekranı da büyüteyim. Bunun altına tam olarak yerleşti. Yani daha doğrusu bu görüntüleri geotiff görüntülerin üzerine getirerek teker teker 3 gün uğraştım. Yani kopyalaması 2 saat sürdü de internetteki görüntüyü, ekran görüntüsünü kopyalıyorsunuz. Zaten Google'ın, Earth'ün öyle bir kendi özelliği var. Yan yollar da dahil. Şu alt zemin fotoğrafını kaldırırsam, şu ince gördüğünüz çizgiler, yani bu şuradan şuraya 5 kilometreden fazla. Öyle düşünürseniz, iki şeritli yan yollar o mesafeden, yükseklikten doğal olarak incecik bir çizgi gibi görünüyor. Ama her şey bir yana, şimdi pistlerin yönü, ILS yaklaşma zarflarını açayım. Yaklaşma zarflarında ILS yerleşimi, bununla oynayamayız. Yani bu X-Plane'in kendi datası, bununla herhangi bir şekilde oynayamayız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ILS tam pistin ortasına, orta çizgisi 17'lerinin tam ortasından geçiyor. Aynı şekilde 35 right için de geçerli. Yani koordinat olarak ILS şuradan size sinyal veriyor. Karşıya doğru. Dolayısıyla bunlar alt resimlerde biraz sonra göreceğiz. Hafif kaymalar var. Yani hafif derken 5-6 metreye kadar bilhassa bu kısımda. Yani fotoğrafı sündürmüşler. Uysun diye bir yere uydurmaya uğraşmışlar açıkçası. Ama ben çevre otoyolda dahil, yani servis yolları mıdır artık herhalde, o ulaşım yollarını da dahil ederek altyapıyı bu şekliyle düzenledim. Yani siz açtığınız zaman X-Plane'de bu haritayı göreceksiniz. Bu orta kısımlar taxiway değil, şeydir. Yani iki ayrı kaplama cinsi var. Bir pavement dediğim servis yolları ve iç yollar ve iç zeminler, bina zeminleri. Bunları yani ayrı olarak yapıyorsunuz. Bunlar İkinci bir dosya, DSF dosyaya aktarılıyor. APT dosyasında kayıt olmuyor. APT dosyasını büyütmüyor yani. Amaç sadece uçağın hareket ettiği alanların taxiway olarak işaretlenmesi. Yani ya da kullanılması. Taxiway kullandığımız yerler bunlar. Ve bu şema, X-Plane'i açtığınız zaman sizin karşınıza çıkacak olan şema.
paymentları da açarsak olay biraz daha tabii kalabalıklaşıyor. Onu da kilitleyelim. Taxiway'leri de kilitleyelim. Şimdi şuraya yaklaşıp alt referans görüntüleri bir açalım. Gördüğünüz gibi orta çizgi, bu turuncu çizgi benim orta çizgim. Mecburum. O ALS'in çizgisi aynı zamanda. Aradaki fark, yani pistin başıyla sonu arasında gördüğünüz gibi 11,5 metre. Bunu sündürmüşler. Bu fotoğraf sünmüş yani. Şimdi ben bunu takip etsem eğri bir pistle karşı karşıya kalacaksınız. Olmayacak. Yani onun olması mümkün değil. Gördüğünüz gibi fark buraya geliyor ve kapanıyor. ALS'i tabii baz aldım. Yani ALS'i baz almak zorundayım. Gördüğünüz gibi fotoğrafın, yani şuradaki cihaz o ALS cihazı. Yani birkaç metrelik farkı var tabii, o kadar hassas olamaz. Ama pisti tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ALS'in perspektif açı şeysi, zarfın kenarları aynı mesafeden giriyor ve o 34L pistinin tam ortasına neredeyse denk geliyor. Yani bunu 1-2 metre, yani burası 1 metre değil tabii. Şuradan şuraya 1 metre. Buranın aradaki farkı şöyle yapalım. 0.1, 10 santim. Yani uçağınızı artık 10 santim düzgün indirin siz de. Ne yapayım yani? Evet, durum bu. Dediğim gibi bu ortaya doğru 11-11,5 metre, hatta belki biraz daha fazla. Sağ sol yapıyor, yalpalıyor. Bu şeyden de oluyormuş, onu okudum. Termal ısı şeyli farklılıklarından çekilen fotoğraflar distortion'a uğrayabiliyormuş. Onun, özür dileyerek Türkçesini şu anda hatırlayamadım. Deformasyona uğruyormuş. Dolayısıyla benim referans aldığım şey ALS zarfları. Bu da X-Plane. Bunu da biz X-Plane'de kullanacağımız için şey budur yani. Benim bulabildiğim çözüm budur. Ha, bundan sonra ne yapacağım? Onları kilitleyebilirim. Yerlerinden oynamasınlar. Taxiway'ler. Yani gördüğünüz gibi orta boşluklarını hepsini, kenar boşluklarını, orta boşluklarını yaptım. Şimdi bu pistlerin kenar fazlalıkları, shoulder'ları şeyden, diğer pistlerden daha dar. Dolayısıyla bunların kenarına taxiway. Bu arada apartmanda bir tamirat var. Arada bir bu ses gelecek. Dediğim gibi buraları taxiway kaplaması kullandım. Bu pistin kenar ışıkları yer zeminle bir olacak. Yani çıkıntılı olmayacaklar boydan boya. Diğer pistler öyle değil. Diğer pistlerin genişliği, gördüğünüz gibi bakın pistin eğimi nasıl fark ediyor. Yani şu fotoğrafta iyice sünmüş. Ben şuradan ek yaptım mesela. Benim yaptığım ek, yani şu uçtan ortaya alırsak aşağı yukarı 0.9 metre yaklaşalım. En yakını bu. Yani bundan daha yakını yok. Şuradan şuraya en beyaz olan bu. Ölçü alayım. 1 metre. Yani benim resmimin yerleşiminde 1 metrelik bir kayma var. Tamam. Yani onu da kabul ediyoruz zaten. Şu ALS olan pist. Eğer ben bunu alttaki fotoğrafa göre yapmış olsam 34
35 tarafından yani 17 pistine gelen bir uçak biraz sola sağa iniyor olabilirdi. Yani umarım açıklamayı ne olduğunu anlamışsınızdır. Eminim orada bir şey yok. Evet, dediğim gibi bu fazlalıklar hep tamamen şeyde örtülecek. Kenarı böyle eğri, daha doğal bir halde yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. Dediğim gibi bu standart shoulder dedikleri kenar kısımları yok edip manuel çizim de yapılabilir. Yani o da bir çözüm. Ama çok fazla da o kadar detayına girmeyeyim. Bir tanesini yaptım. Yani niye yaptım derseniz gerekçesi o bayağı bir şeydi. Burası gördüğünüz gibi bir sağa bir sola. Yani şu eğimi ben nasıl şey yapayım, uygulayayım diye çok düşündüm. Ama gördüğünüz gibi başına geldiği zaman pistin olay değişiyor yani. Hani daha ufak tefek değişimler, şeyler yapabilirim. Ona bir şey demiyorum ama bunu mesela herhalde oynatmamışım yerinden daha. Çünkü ALS yok bunda. Yani bunda nereye inerseniz inin. Bunu kalkışa kullandıkları için bu pistleri herhangi bir sıkıntı yok. Bunu çekebiliriz yani sağa sola. Bu tarafla daha uğraşmadım açıkçası. Bunun böyle farklı olduğunu da ilk defa şimdi fark ediyorum. O biraz daha sağa doğru gelecek. Bütün hepsi birden eklentileriyle beraber sağa doğru gelecek. Ama iç pist. Bunda da var aynı şey. Fakat mecburen gördüğünüz gibi bakın bu demek ki bu fotoğraftan kaynaklanıyor yani. Yani bu pisti buraya yaklaştırabilirim. Sorun yok. Ancak bunu oynatamam. Bunun arasındaki fark şöyle baktığımız zaman 12 metre. Yani şuradan şuraya hani gözümüze ufak dar geliyor. Yani bir şey değil gibi geliyor ama 12 metre fotoğrafta kayma var. Hani ben şimdi şunu mu takip edeyim, bunu mu takip edeyim? Ne yapayım? Buradaki mesafe, şu mesafe çizgiden itibaren mesela 18 metre. Hani hiçbir şey gibi durmuyor ama 18 metre. Gerçeği o yani. Benim çizgim şurada olacak. Şu parlak yeşil. Ben buradan aldığım zaman 15 metre. Yani şu kadar biraz daha uzatıp bu görüntüyü ancak o şekilde eşleyebilirim. Onu da nasıl yapacağım? Şunu alacağım. Böyle teker teker ölçe ölçe gideceğim. Bu çıkıntıları, bu girintileri ona göre ayarlamaya çalışacağım. Yani öyle yapıyorum. Başka da bunun bir yolu yok zaten. Mühim olan gerçeğine uygun olup göze kötü görünmemesi. Şimdi buradaki şeyi farka bakalım. Mesela burası asfaltın genişliği. Shoulder kısmının asfalt genişliği 12.3. Bizimki buradan itibaren 15 metre. Şimdi ben bunu daraltayım mı her seferinde? Her yerde bununla oynamam lazım. Kendi genişliği, shoulder genişliği, şu turuncu çizgi. Artık oraya kadar aldım. Bunu içeri almamın bir faydası yok yani. Hani böyle ufak tefek oynamalar var. Ama onun ötesinde dediğim gibi bu görüntüler çok daha düzgün. Mesela bazı indirdiğimiz görüntülerde şurası resmen böyle yamuk. Yani buradan başlıyor düzgün. Bu tarafa doğru geldiğinde taburuya çıkıyor kenar çizgisi. Yani hiçbir şekilde onun önceki çizimleri var zaten. Onu gösterebilirim. Bakın. Benim önceden yaptığımın uç kısmı, orta çizgi şu kadar farklıydı. Gerçi burada da var. Fark yok değil. Ama bu eğimleri ben vermiyorum. Ben ne yapıyorum? Şu düzgün ucun en baştakiyle en sondakini alıyorum. Ortaları tamamen. Hani şimdi eğrilikler olabilir, ona bakmayın. Şimdi ne yapacağız? Ta gideceğiz buradan bir node seçeceğiz.
Ondan sonra geleceğiz, buradaki nodu seçeceğiz. Eğim burada başlıyor çünkü. Şu nodu seçeceğiz. Ya da buraya yeni bir dümdüz çizgi çekeceğiz. Yani yapacağımız iş o. Hani şu solid yellow. Kenar ışığı değil, orta ışığı alalım. Şuraya bir tane koyacağım. Çünkü burası düzgünlüğün bittiği yer. Yaklaşalım, tam üstüne yapalım. Şurası. Ondan sonra geleceğiz. Burası. Eğimin başladığı yer. Enter. Şimdi ben bunu yaptığım zaman geri gittiğimde aradaki farkı göreceksiniz. Burası düzelmemiş olan kısım. Burası, bakın alttaki çizgiyi örttü. Gördüğünüz gibi. Yani düzgünlükten kastettiğim bu. Dolayısıyla da biraz zaman yine ötelendi. Hani bir hafta önce değil, bir hafta sonra çıkacak veya 10 gün. Linear feature'ı şimdilik silelim. Kafamızı karıştırmasın. Evet, bundan sonra indirdiğimiz çizgiler var. Diğer, yani kenardaki süs çizgileri diyelim. Taksi yolu kenarındaki çizgiler, trafikle ilgisi olmayan çizgiler ve özel çizgilerimiz var. Pist kenarı çizgilerini kendimiz Kamil Hoca yaptı. Onu kullanıyorum. Şu kalın çizgi için bunu kullanıyorum. Ve de gördüğünüz gibi yapılacak, kontrol edilecek o kadar çok çizgi var ki şaşarsınız. Bakın bir önce yaptığım, yani sizin videolarda seyrettiyseniz oradaki çizimler bunlar. Her şey her yerden kayıyor. Yani ne yaparsanız yapın, oradan o zoom level, buradan bu zoom level. Şimdi hepsi aynı. Yani en azından hepsinin çözünürlüğü aynı. Hepsinin görüntü kalitesi ve görüntü şeyi aynı. Dolayısıyla artık burada da bir şey varsa yapacak fazla bir şeyim yok. Uyduracağız. Onu buna, bunu ona bir şekilde uyduracağız. Evet. Bugün videoyu fazla uzun tutmayacağım. Yani bu çizim işini de çok fazla kayda tekrar almayacağım. Yapılacak işlemler aynı. Çek, sürükle, kes, uzat, eğ, büyü. Yani şimdi ben genelde yaptığım şeyleri grup grup seçip blok halinde oturtacağım. Çünkü bu görüntüler aynı çözünürlükteydi ama gördüğünüz gibi arada fark oluştu. Yani bu fark benden oluşmadı. Benim fark 1 metre, bunun farkı 7 metre. Dolayısıyla artık buna göre gidiyoruz. Malumat. Hepinize iyi günler dileyim. Ben işime devam edeyim.